Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir korku ya da hikaye videosu paylaşacağım. Eğer bu video hoşunuza giderse beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve herhangi bir isteğiniz ya da eleştiriniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Küçükken Simon adında bir arkadaşım vardı. Ve bu arkadaşımın çok garip bir yeteneği vardı. Bütün aynaların içerisinden geçebilirdi. Küçükken kafasını her aynanın içine sokar, bize o aynanın arka tarafından geçer ve el sallardı. Aslında bu bize göre çok garip gelse de kapı gibi bütün aynaların içerisinden geçebilmesi onun için gayet normaldi. Aslında sadece ayna olması gerekmiyordu. Yansıması olan bütün her şeyin içerisinden geçebiliyordu. Bir gün gölette oturduğumuzda sanki ayaklarını dipsiz bir kuyuya uzatmış gibi sarkıtıyordu. Ve o gün o gölette oturduğumuzda bize ayna dünyasının nasıl bir şey olduğunu anlattı. Aslında bizim dünyamızdan çok da farklı olmadığını, oradaki yansımaların da onu görebildiğini ve ona aynı şekilde davrandığını, sadece sağ ve solun yer değiştirdiğini söyledi. Hatta bir leke varsa aynanın aynı tarafında aynı lekenin olduğundan bahsetti. Eğer ayna hafif eğimliyse aynadan çıkmak için yokuş yukarı tırmanmamız gerekiyormuş. Başka bir arkadaşım daha vardı. İsmi Mike'tı. Ve Mike doğum gününe Simon'ı ve beni de davet etti. Bütün arkadaşlarımızı davet ettiği gibi. Fakat Simon doğum gününde çok farklı bir şey yaptı. Evdeki bütün aynalardan geçip aynaların içerisinde koşturup hepimizi eğlendiriyordu. Mike'ın doğum günündeki bütün ilgiyi Simon'ın toplamış olması Mike'ı birazcık kıskandırdı. Ve Mike ona kötü sözler söyledi. Oradan hemen çıkması gerektiğini, kendisinin doğum günü olduğunu, onu bu doğum günde istememesini söyledi. Simon ise aynanın içinde Mike'ın yansımasına yumruk attı. Mike'ın yansımasının 3 dişi kırıldı, dudakları şişti ve burnu kanıyordu. Mike'a dönüp baktığımızda Mike sapasağlamdı. Ama o günden sonra Mike ne zaman yansımasına baksa ya da biz Mike'ın ne zaman yansımasını görsek 3 dişi kırılmış, dudakları şiş ve burnu kan içerisindeydi. Bu durumun üzerine her Mike'ın yansımasını gördüğümüzde Simon onunla sürekli dalga geçiyor ve sürekli onu tehdit ediyordu. Mike bir gün dayanamadı ve onu bir plajda köşeye sıkıştırdı. Bir balıkçı teknesine bindirdi. Onu ayak bileklerinden tutarak aşağıya doğru salladı. Eğer bana bir daha böyle bir şey yapmaya kalkarsan yemin ederim seni buradan aşağı atarım dedi. Hava çok sıcak olduğu için Mike'ın elleri terlemeye başladı. Biliyorum, ona asla zarar vermek istemedi. Mike'ın niyeti kötü değildi. Kötü bir çocuk değildi. Aynı Simon'ın niyetinin kötü olmadığı gibi. Simon hayatı için Mike'a yalvardı. Özürler diledi. Bir daha asla yapmayacağım dedi. Ne olur beni asla bırakma. Tamam mı? Tamam, şimdi hadi beni geri çek. Yalvarırım, bir daha yapmayacağım. Lütfen affet dedi. Ama nafileydi. Daha doğrusu Mike'ın elleri terlemeye başladığı için Simon Mike'ın ellerinden kaydı ve düştü. Simon başta suyun yüzeyinde çırpınırken birdenbire korkunç bir çığlık attı ve derinlere doğru kayboldu. Daha sonra gece geri gelmeyince ailesi tabii ki merak etti, polisi aradı. Günlerce, haftalarca, aylarca ve senelerce aradılar. Göleti didik didik ettiler. Bütün kasabayı, şehri aradılar. Fakat Simon'dan hiçbir iz yok. En yakın arkadaşımı kaybetmiştim. Aradan 15 yıl geçti ve Simon bir daha asla gelmeyecek. Biliyorum. O zaman anlayamamıştım. Ama şimdi çok daha iyi anlayabiliyorum. Yansımalardan geçen birisiydi ve gölet devasa bir ayna gibiydi. Mike onu göle atmadı. Mike onu gökyüzüne düşürdü.